Kul ümitsizliğe düştüğü zaman onun felaketinin başlangıcıdır. Bazen insanın dünyada işleri rast gitmiyor olabilir. Dünyada bir takım sıkıntılarla karşılaşıyor olabilir. Ticareti olsun, evliliği olsun, çocuğuyla ilgili, çevresiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Eğer bir insan keşke bu dünyaya gelmeseydim, keşke ölsem de bu sıkıntılardan kurtulsam diyorsa, bu onun ümitsizliğe düştüğünün göstergesidir. Bazen dünyavi sıkıntılar insanı ümitsizliğe düşürebilir. Allah'ın kapısından uzaklaştırıp şeytanın ve şeytanilerin kapısına yaklaştırıyor olabilir. Bazen de insanoğlunun günahları onu ümitsizliğe düşürebilir. Her ikisi de çok kötüdür. Allahu Teala kullarının ümitsiz olmasını istemiyor. Allahu Teala en sıkıntılı anında kullarının yanında olduğunu ve onun sahibi olduğunu ve inne me'al usri yusra ayetiyle beyan buyurmuş. Her zorluğun bir kolaylığı olacak. Dünyavi sıkıntıların seni ümitsizliğe düşürmesin. Allahu Tebareke ve Teala öyle demiş. Her zorluğun bir kolaylığı olacak. Ve günahların da seni ümitsizliğe düşürmesin. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوَّلَمُوا ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Ne zaman benim kulum günah işlese, hata yapsa, hatasını farkına varsa ve istiğfar edip bana dönse, ben onu bağışlayacağım. Ben onu affedeceğim. Allah'tan başka da yardım eden, affeden kimse yoktur diye bu ayette buyuruyor.